her zaman kalmıyor. Kalmaması lazım değil mi? Mantıken olur. E o zaman bunu yok olmaması lazım. Ya trading kendi pisliklerini, kendi resource'larını kendisini analiz etmesi lazım. Ya da prosesin, trade oluşturan prosesin bunları oturup teker teker analiz etmesi lazım. Yoksa işte diyorum ya size nükleer silahı veriyorum diye. Yoksa ne hatalar yapılır? Finallerde, midterm'de de göreceksiniz. Finalde daha çok göreceksiniz. Finalde 4-5 kişiyi programda çalıştırdıktan sonra 6. arkadaşın programı o bilgisayarda çalışmaz olacak. Hocam final şimdiden verseniz olmaz mı? Oha. Yani. Hocam maksat yapmak değil mi hocam? Verin yapmak. Hayır. Maksat zamanında yapmak. Sizi strese sokmak. Hocam zaten strese giriyoruz. Hocam halen daha trade projesi arasındaki farkları bulmaya çalışıyorum diyor. Exit'i kapanırsam ben hangisi kapanır? Main thread'de kapanır mı? Şimdi exit'i nerede yaptın? Thread'in içerisinde yaptım. Tamam yani, thread exit oldu gitti. Tamam. Yani, yok yani ilk thread'e bir şey olur mu onu demeye çalış. Yani niye olsun? Şimdi bakın thread oluşturduktan sonra bir execution var, bir tane daha execution daha var. Bu execution'un sonlanması bu arkadaşa niye effect etsin? Hocam yani hani sakıncalıdır gibisinden yapmayın diye not düşmüş de olabilirlerdi. O yüzden. Şimdi bakın ben paralelliği sağlama amacım bir işi yaparken sistem resource'larından daha fazla yararlandım. Değil mi? Bir ara yararlandım. Şimdi ne oldu? Bu şeye benziyor. İşte balık tutmaya çalışıyorsunuz. İki oldu ara tutmaya çalışıyorsunuz. Değil mi? Aa bu balık tuttu bu ne olacak? Bu boşta kaldı. Ne olacaksa olacak bana ne? Beraber çektim ne olacak? Beraber çektim işte ne olacak? Birinde iki tane, birinde balık tutarken hop ikiye ayırıyorsun, bir tane daha adam geliyor, beraber atıyorsunuz. Fork. Diğerinde böyle iki tane alıyorsun. Thread. Bir tanesinde bir adama daha ihtiyacım var, bir tanesinde oltaya ihtiyacım var. İkisi de aynı işi görüyor mu? Evet, yapabilirler. İkisi de aynı işi görebilirler. Bu tamamen kullanıcının paşa gönlüne bağlı. Ben size olayın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sonra kutu, yani ben size oturup çekiç, pense, çivi, testere gibi aletleri gösteriyorum. İsterse insanoğlu testereyle çivi de çakabilir. Buna hiç engel olmuyorum. Evet yapabilirsiniz. Mantıklı mı? Değil ama bir yapmayı deneseniz çok şey öğrenirsiniz. Değil mi? Olay bu. Gerçekten olay bu. Şu zıkkımı bir anlatayım şimdi. Thread aldık efendim. Özellikle pthread library'de olanları anlatayım. Bir thread'i cancel edebilirsiniz. Şu thread'i create edebilirsiniz. Bir thread detach olabilir. Kendi resource'larından kendini bırakabilir. İki thread'in birbirine eşit olup olmadığını oturup deneyebilirsiniz. Thread'den çıkarken exit yerine pthread exit'i kullanmanız şey yapar. Böylece kendinden çıkabilir. Bir thread'i öldürebilirsiniz. Şimdi diyelim bir yerden sonra detach arkadaş geldi burada, kendi kendine şeyden release oldu. Bütün resource'larını bıraktı. Ama aynı zamanda bu arkadaş ana thread'e bağlı, o da join de olabilir. Her return value'unu istiyorsanız öyle de kullanabilirsiniz. Thread join o. Arkada, hı? O process'teki join ne yapıyorsa bu da onu yapıyor. Beraber birleşiyorlar, sonra tek execution olarak devam ediyor. Sanırım, vallahi daha ne kadar güzel abi, aynı bir şey. Detach, şey, threadlerden birini bırakabileceği diyor yani. Bir daha söyler misiniz? Detach mı? Detach. Detach, kendisi resource'larını bırakıyor. Artık onu attach olmuştu ya, o resource'ları bırakıyor. Tamam, ben işimi bitirdim. Artık yapacak bir şey kalmadı. Dünya, yalan dünya deyip yok oluyor. Allah'a şükür YouTube kapalı da şunları millet belki 4-5 hafta sonra görecek. Bir thread kendi, ben kimim diyorsa thread self-load'u öğrenebiliyor. Bunlar bu SIX'in koyduğu standart thread kolları. Hocam bu bunun dışında thread library'ler bunlardan başkasında kullanabiliyor olabiliyorlar. Söyle. Ana programdaki aynı datayı, aynı memoriyi kullanıyor. Şimdi thread resource'ları paylaşıyorlar. O evet globallere ulaşabiliyorsun. Ana programdaki birçok dataya yazabiliyorsun bunları. Evet. Ya hocam aynı data üzerinde ikisi de çalışacaksa ben sadece izin vererek mi şey yapayım, senkronize onun senkronizasyonu dediğim gibi şeyle mutexlerle yapacağız, lock mekanizmalarıyla yapacağız diyeceğiz ki eğer şöyle
Şimdi ondaki, o da gelecek hafta anlatıyor ama bunları halletmenin yolu şöyle bir şey. Kapıda adam bekletiyor. Resource'un burada. Biri buna yazacak. Kapıya bir tane lock koyuyorsunuz. Kilit koyuyorsunuz. Kapıda arkadaş bekliyor. Bir tane thread'in oraya girmesine izin veriyor. Bu thread burada işini yaparken başka bir thread gelirse onu bekletiyor. Çok basit bir mekanizma. Böyle senkronizasyon sağlayabilirsiniz. Mutex. İsterseniz birden fazla thread'in içeri girmesini sağlayabilirsiniz. Ama gelecek haftanın konuları, bir thread'i öğrenelim önce ya. Hocam. Hocama join şeyini ben pek anlamadım. Mesela join arada bir böyle gidip fonksiyona bakıp gelmiyor lan. Join hayır, lan. Join. Hatırlasanıza proses lan. Çayt'ta nasıl join oluyordu? O birisi bekliyordu, biri ona gelip join oluyordu değil mi? Aynı şey. Adam burada thread kendisini bekleyen diğer thread'le join oluyor. Sonra resource'ları, şuna ait olan resource'lar yok oluyor. Bunun return values artık neyse ana thread onu kullanıyor. Vardı böyle bir el vardı buralarda. Hah. Normalde programda her fonksiyon çağrışımızda fonksiyon siteyi ne tür bir fonksiyon da ekleniyor ya. Evet. Peki thread çalıştığımızda o fonksiyon sitenin üzerine bir fonksiyon ekleniyor mu? Hayır. Bir thread oluşturuyor. Thread zaten hani normalde fonksiyon site oluşturuluyor. İşlem bittikten sonra kapatılıyor ya. Bu kez ayrı bir execution oluşturuyor. Bu kez beklemek zorunda kalmıyorsun diyelim. Return'ı beklemek zorunda. Beraber gidiyor. Fonksiyondan, normal bir fonksiyon siteinden daha büyük ama bir prosesten daha küçük bir yer ayrılıyor onun için. Öyle değil. Lan şu aletteki de bir yer kaldığı gibi gözüküyor, ben de etrafa bakıyorum. Aman Allah'ım, bakın thread set böyle. İki thread'i böyle karşılaştırabiliyorsunuz. Eğer piyadeleri aynıysa evet diyor piyad. Yani bazen evet threadleri karıştırabilirsiniz. İki threadin bir aynı thread mi acaba bunlar deyip onları kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz. Thread create de Allah'ım böyle uzun bir şey. Birçok argümanı sonradan thread'in attribute'lerini değiştirip isterseniz thread'in ne kadar stack alacağını, ekstra ne kadar oluşurken boyunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Bu pthread create'in bu kadar fazla argüman olması isterseniz biraz önce gördünüz thread ya join edebiliyordu ya da detach edebiliyordu resource'ları bırakmak için. Buradan ayarlayabilirsiniz. Thread'iniz isterseniz joinable, isterseniz detachable yapabilirsiniz. Ama bir thread'i hem aynı zamanda joinable hem detachable yapmamanız lazım zaten. O yüzden şu attribute'ları, özellikleri arttırın o. Üstüne üstlük o özellikler içine stack size ekleyebilirsiniz abartıp. Ben oluşturacağım thread'in siteyinin daha büyük olmasını istiyorum. Çünkü daha fazla datayla uğraşsın diyebilirsiniz. Daha da pislik yapabilirsiniz. Benim thread'im kernel thread olsun diyebilirsiniz burada. Ama şu start rutinim, benim thread'imin çalışacağı execution o işte. Yapacağı işlem o. Onu yazmak zaten. Thread oluşturduktan sonra yapacağınız ikinci işlem, yapacağı işlemi belirlemek. Ha şu ekstra fonksiyon var ya, o fonksiyonu da işte öyle yazabiliyorsunuz. Hocam detachable olması ne demek? Hocam detachable olması ne demek? Detachable olması ne demek? Detachable olması demek, resource'larını, işlemini bitirdikten sonra kendi resource'larını kendi bıraksın demek. Yani hocam return ettikten sonra bir şey yapsın. Hayır, return etmiyor. Şimdi arkadaşı balık tutma. Balık tuttu. Hop, ben abi işlemi bitirdim, kendi kendime burcu bırakıyorum. Resource'larımı bıraktım, işlemi yaptım diyor. Ya da balık tuttu demeyip ne oluyor? Şimdi bir thread'i ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şu arkadaşını git ilgilen, gereğini yap. Gidiyor gereğini yapıyor. Sonra ne yaptı? Bitti. Bari detach olayım deyip resource'ları bırakıyor. Hocam zaten thread bittiğinde operating sistem haberdar olup onun resource'ları serbest kalmıyor. Şimdi olaya geri dönüyorum. Normalde tasarım sırasında düşünülen user thread'lerin operating sistem tarafından haberdar olmaması. Program kapanınca evet. Tabii şurada bir hata oldu, çıktı. Hala bu resource'u allocate edilebilir. Yani o klasik sorunlar. Onları tabii programcının düşünmesi lazım. Öyle bir şey olmasına da biz leak diyoruz. Memory leak diyoruz.
O yüzden bir thread'in bir touch olmasının özelliği o. Eğer ana program arada bir hatayla karşılaşıp ya da bir sinyalle karşılaşıp ölürse, detachable'sa bu thread kendi resource'ları kendine bırakabilir. Joinable'sa oturup bekler, yani şey yapmak zorunda. Join edecek bir şey yok ki. Ortada kaldı eleman. Ona işte o programcının dikkat etmesi gereken özellikler. Oy be. Ah, detach böyle kullanılıyor. Buyurun arkadaş, detach etmiş. Kendi piyadesini bulup ondan detach ediyor. Hayır. Anlaşılmıyor. Mantık olarak anlamadığınız bir şey var mı? Niye gidiyoruz? Hocam böyle şu var bu var diye anlatırsan neyi nerede nasıl kullanacağınız kafanızda canlanmıyor ki, böyle gerçek bir örnek üstünden gitsek. Join'le mesela detach ediyor. Tamam. Nerede detach edeceğim? Nerede join edeceğim? Gerçek örnek derken? Gerçek bir program örneği. Merak etme, ödeyeceğiz. O zaman bir güzel yapalım. Hocam sistemin JPS falan yok. Hocam Egemen Hoca bize bazen bir JPS. Acı çekiyorum. Eğer... Şimdi şöyle anlatayım. Ne ödeyeceksiniz? O adam PS ve belki verebilir, bilmiyorum. Devrede denedik. Ama yani... Devrede bir yaptık bir şey. Devrede de olmuyor. Onda da mı olur? Olur aslında ya. bazı ölçümlerden bir miktar sapabiliyor Egemen. Öyle değil, nasıl diyeyim? Bazı iyi özellikleri var ama öğretmek o özellikler arasında yer almıyor. Neyse ya. Hiç yok da iyidir. Yok. Dersin, bakın. Şöyle anlatayım. Ders programlama dersi değil. Programlamayı bildiğiniz düşünülüyor bu derste. Yani hepinizin C'ye hakim olduğu varsayımıyla bu derse başlıyoruz. Ve yani gördüğüm kadarıyla da haklı gibiyiz. Değil mi? Normalde C++'ın arkasında koymaya çalışacaktık bunu. İşte o ağaç maaştan dolayı o bayağı bir çuvallattı insanları. Benim hocam, için iyi oluyor değil mi? Yapılan şeyler ama ikisinden de çok farklı yani. Evet. Nasıl? Ben bir defa bir şey yaptım zannediyordum. Sonra gece öğreniyorum ki öyle düşünmeyeceğiz. Başka bir kütüphane öğreneceğiz. Ondan bir şey kullanacağız falan filan. Al baştan bir daha yani. Bu Zeus olayına dönüyoruz. Ama öyle yani. Hocam burada kullandığımız fonksiyonlar falan, klaslar da falan bayağı değişik bir hal alıyor yani. Evet, bir daha söyler misin? Hocam biz burada fonksiyon falan çağırıyoruz ya, global fonksiyonlar haricinde eğer klasları da kullanabiliyor olsaydık her şey çok daha farklı şeyler falan farklı yollara gidiyor yani. Algoritma falan bayağı değişiyor. Evet. O yüzden burada C için öğreniyoruz ama C++ için çok farklı şeyler yapmak zorunda kalacağız. Burada işimize yaramayacak ya. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece omuzlarınızın üstünde bulunan kafatasının içindeki gri maddeyi daha fazla çalıştırmak zorunda kalacaksınız. Ki onu yapmıyorsanız ne işiniz var burada sizin? Gidin simit satın. Tövbe yarabbi tövbe. Tabii ki kafanızı kullanmak zorundasınız. Bu normal implementasyonu. Araya class girince daha dikkatli olmak zorundasınız. Bazı şeyleri daha dikkate almak zorundasınız. Hocam mesela şu value mesela demiş hocam pointer mesela. Hocam memory nasıl bir şey oluyor mesela? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuş mesela? Abi, bu var ya, bu return olacak işte. Thread'in oturup iş... Yani şimdi tasarım açısından bakıldığında diyelim ben thread'e gönderdim. Abi sen şunları yapma. Sonra benim o output'a ihtiyacım var dedim. Arkadaşın yaptığı şeyin bir fonksiyon gibi bir integer döndürmesini istiyorsanız durumunuz çok vahim. Gariban koskoca thread'i sistem resource'unu boşa kullanmışsınız. Onun döndüreceği şey genel olmak zorunda. Genel olan da bu. Değil mi? Şimdi tasarım açısından düşünün. Bir thread library yazıyorsunuz. Return olacak bu zıkkımın. Adam thread'i niye böyle ufak tefek leblebiyle oynamak için kullansın? İş yapmak için kullanıyor. İşin sonucu da eğer bekliyorsanız, joinable'sa böyle bir şey. Değil mi? Yani hocam işte bu pointer vesaire
Bu ne mesela hocam? Value pointer dedi. Onun içinde bir yer var. Onun içindeki şeyde bir adres gösteriyor. Onun yerini point, o yerini point. Adres adresi memo gösteriyor. Bir yer ha. Evet. Yani, point ediyor. Hoş geldiniz mühendislik dünyasına. İndayla şimdi falan falan bir şey. Evet. Ne var bunda? Hocam yok ya işte hani... bir şey bir yeri point ediyor, onu point ediyor, onun içinde başka bir şey. Evet, başka türlü nasıl olacak? Yani 3D bakın, gerçekten bu gösterdiğim şey, yani thread kullan artık hani... Böyle çocuk oyuncağı değil artık elimizdekiler. Size gerçek mermiler sunuyoruz. Daha önce söyle yavrum. Söyle sen de soracaksın. Sor. Bir fantezi de senden duyuyor. Neymiş nereden anlayacağım onun körlükle doğduğunu. Yok. Join var ya. Main thread'e ben join çağırsam. Thread ID'sini verdim. Zaten thread'in içinde join'i çağırsam bir komiklik olur yani ama. O işini bitirene kadar bekliyor değil mi? Tabii ki. O onun hani şey ihtiyacı var. Için, o return'a ihtiyacı var. Tabii ki bekliyor. Öldürüp direkt alabilirim diye düşünüyorsun. Dramatik. Ya örnek vermişsin sonra böyle fanteziler çıkıyor işte. Neyse filtreleri exit ederken de normal filtre exit'i kullanıyorsunuz. Tamam. Cancel etmek istiyorsanız bir thread'in içinde onu filtre, cancel'a yapıyorsunuz. Bunlar sadece bir tanıttığım, daha önce teker teker ne olduğunu anlatmaya çalıştığım fonksiyonların. Ama thread'i cancel edebilmeniz için o thread'in hani oluştururken state'leri vardı ya, thread cancel'ın enable edilmesi lazım. Çünkü normalde bir thread'i sadece onu oluşturan proses veya kendisi öldürebilir. Eğer başka bir arkadaş tarafından da, başka threadler tarafından da cancel edebilmesini istiyorsanız onu cancelable yapmanız lazım. Hocam old state'i yapıyor peki? Eski state'i. Tutmak istiyorsunuz, thread'in state'ini değiştirdiniz, eski state'i tutuyorsunuz. Ne için kullanmak lazım hocam? Belki o state'i eski haline geri getireceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Biz thread'in state'ini değiştirdiniz. Dediniz ki senin state'in bu olsun. Belli bir aralıkta. O işlem yani yapıldıktan sonra eski state'i geri vermek istiyorsunuz. Eski state'de cancel'a iptal edip, iptal olup başka state'e gidiyor. Ondan sonra... Hayır. Set cancel state'ini değiştirip sonra yeni state'ini verip sonra yeniden eski haline getirmek istiyorsunuz. Belli bir bölgede diyorsunuz ki şu execution sırasında ben thread'imin başka thread'ler tarafından cancel edilebilmesini istiyorum. Ama o execution dışına çıkabilirse eski state'ini belki kullanacağım. O yüzden onu tutmakta bir sakınca yok. İsterseniz tutmayın, içinize yaramasın. Size öyle bir şey verilmiş, opsiyon verilmiş. Arkalarda bir el kalktı mı, yürüdü. Cevap verdim. Tamam. Tamam geçiyorum yeter ya. Örneğimiz! Örneğimiz kısa. Daha önce yaptığımız proses örneğimizin aynısı. Bu kez bir thread kullanacağız bir dosyayı başka bir dosyayı kopyalayabilmek için. Bakın şu benim thread'imin kullanacağı fonksiyon. Artık hani daha önce bir if'lerle falan yapmaya çalışıyordum. Artık öyle bir şeye gerek yok. Oturuyorum dosyamı açıyorum. Sonra burada thread'imi oluşturuyorum. Thread'im bir PID'si olacak. Bu FFD'si thread'ime gönderdim. Ne oldu? Özelliklerini sistem belirlesin dedim. Ne? Bu özellikleri kendim de belirleyebilirdim. Hani o kadar anlattım ama olsun bir daha anlatayım. Hani thread'imi joinable yapabilirdim. Adı neydi? Detachable yapabilirdim. Kernel thread yapabilirdim. Stain'i büyütüp küçültebilirdim. Hocam orada TID veriyorsunuz ya siz. O kendi oluşturup sonra ona inişleyiz miydi? Çünkü TID ilk başta bir bir şey değil mi? Thread.TID'de tanımlamışsınız. Hiçbir atama yok, bir şey yok orada. Ben mi göremiyorum yoksa atamayı? Bunu mu göremiyorsun? Ya hocam bir, tamam da orada bir inişler yok mesela. Hayır bu sadece onun için yer allocate etti. Oluşturduğuna kendi şeyini atıyor içine. Muhtemelen artık isterse o thread'in ID'sini sorup şey proses öğrenebilir. Veya thread kendisini self ID'sini kendi öğrenebilir. Ama
%100 hani return etmesine gerek yok öyle bir şeye. Çünkü şu anda kullanacağız bir user thread. Zaten benim bilmeme gerek yok. Operating sistemin de bilmesine gerek yok. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Yaptı burada join etmek. Bu şu anda şu thread'in işini bekleyecek, ona join edecek. Görüldüysen hiç burada thread kullanmaya gerek yok aslında ama olsun. Sonra şu kadar byte kullanımı diyeceğiz. Kullanacağımız fonksiyon da şu copy. Yapacağı şey daha önce yaptığının aynısı. Ama şu çoğunlukla şu R'ları kullanmaya çalışın. Şu R çoğunlukla sonları bu şu restart library'i kullandığı için. Çünkü thread execution sırasında her ne kadar şu anki işlem bakın böyle. Thread'i oluşturdu. Sonra oturup bekledi bu. Join yapmasını bekledi. Thread işlemini yaptıktan sonra bu iş oldu. Şu an kullanılan paralelizm çok güzel bir paralelizm değil. Hocam bir önceki strateji dönemi mi? Bir önceki örneği mi saydam? Şey, bir dakika. Hop bir dakika. Evet dönebiliyormuşuz. Hocam şimdi şurada şey oluşturduk ya biz. Şimdi şura derken böyle yapalım. Hocam mesela geldik oradan evet geldik. Mesela thread oluşturduk diyelim. Thread oluşturduk. Hocam main process aşağı doğru gidiyor mu? Devam main process mu? Şuraya, şurada kaldı. Orada join yazmasa? Join yazmasa main process buradan devam ediyor. Diğer arkadaş şu copy file'e gidiyor, onu execute etmeye başlıyor. Hocam return 0 gördüğü zaman peki sonlanmayacak mıydı o şey main process? Evet, o öyle bir şey yapsaydık, devam etseydi, beklemeseydi bu burada sonlanacak. Diğer thread de artık falan sonlanacaksa sonlanacak, detach olacaktı muhtemelen. Detachable yapmadıysak o zaman zombi mi kalacak? O zaman ortada kalacaktı yani o zaman bu kötü bir program olacaktı. Memory leak'e sonuç yapıyor. Kötü kaka olacaktı, hoca buna sıfır verecekti. Hocam peki biz o mesela bir sonsuz bir while loop yapsak her defa fazla thread oluşturacak o zaman. Evet. Join yazmasak o zaman... Aynen öyle. Şu anda dediğim gibi size nükleer silahı verdim. Böyle kullanıp sisteminizi mahvedebiliriz. Daha sonra sisteminizi işlemez duruma getirebilirsiniz. Çok da uzun sürmez. Şurada bir while ile tamam yani. Bir yerden sonra şuradaki hataları görürsünüz. Fake create thread'i böyle yaklaşık 4 saniye sonra benim bilgisayarda 4, sizde böyle 1 saniye falan düşebilir. Şu hataları görmeye başlayabilirsiniz. Muhtemelen bir reboot gerekir. Ya da oturup teker teker sistemi temizlemek zorunda kalırsınız. Oturup şu PI'leri teker teker öldürürsünüz. Ölmez, direnir. Gene denersiniz. Normal bir şey. Öyle hocam burada bir thread, bir tane thread oluşturuyoruz değil mi? Mesela 4-5 tane lazım o zaman önceden bir havuz yapacağız. Aynen öyle. Oturursunuz eğer işte şöyle düşünün. Bir server yapıyorsunuz. Her gelen client için aynı işlemi yapacaksınız. Ama diyelim client için işte client sayısının artması gerekiyor. Ben şu anda 20 tane client bağlandı diyeceksiniz. Hepsi için bir thread oluşturabilirsiniz. Client'a server etmesinin hızlı olmasını, client'ın onu 20 tane client'ın bunu hiç hissetmeden sisteminizin iyi çalışmasını istiyorsanız 20 thread'lik bir pool oluşturursunuz, onları bekletirsiniz. Her client geldiğinde hemen ona bir tane thread'i verirsiniz. O execution'u yapmaya başlar. 20'yi geçtiniz mi? Yeniden bir pool oluşturursunuz. Ya şey gibi bir şey mi? Real location gibi bir şey mi? Mesela şeyden, memoriden yer aldık ki aşağısı tekrar... Ona benzer bir şey. Evet. Bu kez sistem resource'lardan yararız. Sadece memory değil, bayağı yararız. O zaman hocam, elimizdeki şeylerin thread'lerin sayısını tutabileceğim bir şey var mı? Mesela bir thread olsun. Var tabii ki. Global olarak mı tutuyorsunuz? Yani ve... Programcı tutabilir. Niye otursun bir de? Ya böyle çok şey düşünüyorsunuz. Yani sanki böyle impotent bir güç var tepede. Sizin için her şeyi yapar. Hocam nükleer santral bahsediyoruz yani hocam. Şu anda nükleer santralini bahsediyoruz. Nükleer santralin en büyük kötülüğünü biliyor musunuz? Şu anda millet niye dışarıdan dolaşıyor böyle? Olmasın olmasın. Çünkü koruma tedbirlerini biz alacağız. Anlatabiliyor muyum? Sizin gibi adamlar onun için thread. Düşünün. Nükleer santralin bilmem ne çubuğu takılırken yeni thread oluşturuyor. Memory leak var orada. 3 gün sonra belli olmaz. 5 gün sonra belki 1 yıl sonra pum. Niye? Kötü program yazılmış o yüzden. Öyle kurtuluşu yok bunun. Onların temizlenmesi lazım. Onun sayısını evet siz tutacaksınız. Onların temizlenmesi evet siz yapacaksınız.
Yapmadınız mı bir daha ki yapacaksınız. En de sonunda ya da Marmara'ya gideceksiniz. Parayı basıp öyle yapacaksınız. İzin verecek mi? Sizden kurtulmak için ona da yok izin veriyorum zaten. 180 kişi bekliyorduk, 140 kişi geldi sizin yerine. 40 kişilik Marmara serüveni olmuş. Oh be! Aman Allah'ım! Trade Management! Görüldüğü üzere arkadaşlarınızın güzel soruları, sağ olun, acil yordukum. O sorular sayesinde anladığınız üzere trade kullanmak her ne kadar işi rahatlatıyor olsa da birçok işler için geride leakler bırakabilirsiniz. O yüzden birçok trade'in kendi işini kendisi, kendi temizini kendisi yapması lazım. Eğer ana trade'le join olacaksa, ana trade yoksa bir şekilde arkadaşın belli bir yerden sonra kendini temizlemesi lazım. Size kaldı. Oturun, yapın. Böyle garip garip hatalar yapmayın. Ne oluyoruz ya? Bir şey dolaşıp duruyor başımıza. Hocam popüler olmak istedim. Hep orada dolaşıyor. Dikkat edin. Çoğunlukla referans verali olarak gidiyor. O pointer gidiyor. Ona dikkat edin. Ama implementasyonun öyle bir şey gerekiyor. Threat safety, Allah'ın işte işin en büyük pisliği burada. Ne yazık ki standart C-line'ı şimdi artık bir de bir tane threat oluşturmanın hiç sevgi yok. Oluşturmuşken 3-4 tane oluşturmak lazım. Bir tane olsa öyle de olunca hangi thread'in önce execute edileceği, hangisinin hangi dataya ulaşacağı onu hesap etmek neredeyse imkansız. Daha da kötü bir şey var. Standart C library arada interrupt edildiğinde, tam contact switching olduğunda size thread safe bir şey sunmuyor. İşlemi yapamadı, geri döndü. Aynı yerde devam etmiyor. Ya da yeniden başlamıyor. O yüzden oturmuşlar C library'nin birçok kısmını threadlerin de kullanabileceği şekilde thread safe olarak yazmaya çalışmışlar. Çoğunlukla altına dash r suffix'ini koymuşlar onların. Artık thread kullanırken onları kullanmaya özen gösterin. Ya da durdurulabileceğinin farkına varın işleminizin. O restart library'i inceleyeyim deyip duruyordum ya. O yüzden inceleyeyim diyordum. Orada da eksikler var. Çoğunlukla dash r olarak thread safe olan C fonksiyonlarını, threadleri kullanmanızı, onları kullanmaya çalışın. Tabii bu kez şimdi şeye ihtiyacımız var. Hepsi globalda, aynı global data'ya ulaşabiliyor. O datanın kontrol edilmesine kaç thread'in sırayla, yani bazı lock'lar, sınırlandırma mekanizmaları konulması ihtiyacı var ki senkronizasyonu sağlanabilsin. Onlardan bir tanesinden bahsettik. Gelecek hafta onlardan bahsedeceğiz. Mutex'ten bahsedeceğiz, semafordan bahsedeceğiz, şeylerden bahsedeceğiz. Ama önce user thread ve curl thread olayından bahsetmemiz gerekiyor. Sizin kullanacağınız pthread library kullanacaksınız muhtemelen. O library ne tam olarak bir user thread library'dir, ne tam olarak bir curl thread library'dir. Hibrit bir library'dir. Threadler ilk çıktıklarında bazıları threadleri user thread olarak implement etti. Bazı manufacturer'lar, bazıları curl thread olarak şey yaptılar. Bir thread'in oluşturulabilmesi için dikkat ediyorsanız prosesörünüzün buna izin vermesi lazım. Bir 386 ile thread falan oluşturamazsınız. Prosesörünüzün buna izin vermesi lazım. Threadleri destekleyebilmesi lazım. İlk bu manufacturer'lar bunda çıktığı zaman bazıları user thread'leri tercih etti. User thread operating sistemin ille de thread'in PID'sini bilmeye ihtiyacı yok. Execution geldiği zaman random olarak ana PID'yi biliyor, ana proses PID'yi biliyor. Alttakilerde kaç tane proses olduğu hiç umurunda değil. Kaç thread olduğu umurunda değil. Bir tanesini pick ediyor. Contact switching olduğu zaman buradan da, şuradan da, buradan da hepsine devam edilir. Ama sorun birden fazla CPU ortaya çıkınca. Bu contact switching tek CPU'sünde olunca böyle
operatif sistemin alttaki thread sayının numarasını, şununla bunu bilmesine ihtiyaç yok. Birden fazla proses ortaya, processor ortaya çıkınca bu kez bu CPU 1 de, şu CPU 2 de, şurası CPU 3 de yapmak istiyorsanız bu kez operating sistemin bir şekilde bunun PID'lerine ve şu arkadaşların PID'sine ihtiyaç duyuyor. Çünkü kontrat switching sırasında bunların taşıdığı bütün dataların bir yerde tutulması, işlem yapıldıktan sonra bunların bir yere konması, bir sonraki işleme kadar orada saklanması gerekiyor ya, operating sistemin bundan haberdar olabilmesi için bunların PID'lerini de bilmesi gerekiyor. İşte o tip bir şey istiyorsanız onlar da kernel level. Kernel TID mi yoksa bir de TID var, TID bir şey var. TID, tamam. Process ID, thread ID. PID, process ID, TID, thread ID. O kadar yani, bir ID yani. Hocam siz böyle TID diyorsanız şimdi bir PID, biz de gideceğiz PID falan ya da sonra fasıl satan şeyler olacak. Dilimi ısıraydım, tamam. TID, PID. Kernel level threadler birçok şeyleri artık bir operating sistem tarafından bilinmek zorunda olduğu için neredeyse normal bir proses kadar resource'a ihtiyaç duyuyorlar. User level'lar implementasyon olarak çok daha az bir resource'la halledebilirler. En büyük farkları da sanırım bu. Bizim kullandığımız işte hibrit bir library olacak. Hibrit library, bu şey içinde adı neydi? Yoruldum ya, vallahi yoruldum. Güzel oldu. Pthread library'de, pthread create içinde isterseniz adı neydi? Kernel thread, isterseniz user thread olarak yaratacağınız, oluşturacağınız thread'i allocate edebilirsiniz. Ona göre halledebilirsiniz. Hocam. Hocam bu threadler o zaman flake yapısı falan kullanabiliriz değil mi? Bir prosesin içinde global olarak bir değişkeni sonuçta ortak kullanabiliyorlar ya şey. Evet. Mesela işte orada bir bayrak gibi bir şey tuttu. Hani bunu birine ulaştıysan bir şey yapsa bir alı set etsin. Bire set ettiyse ben. Hani mesela bazen haberdar o şekilde. Evet. Acil güzel bir şey bu. Bir yerde yapamadığınız birçok şey burada yapabiliyorsunuz. Genelde mikroprosesörlerde de genelde öyle oluyor flake'ler falan. Ha o flake. O kadar low level inmeye gerek kalacağını sanmıyorum bu threadlerde. Ama isterseniz yapabilirsiniz. Nerede kalmıştık bize? Farklardan bahsediyorum. Harbi bir anda şok olduk. Nerede olduğunu. Kernel level PID'ler operatif sistemin bir parçası olarak çalışabilirler. Kernel bunları ayrı ayrı schedule edebilir. Multiple proseslerde aynı anda çalıştırabilir. Bunların sinkronizasyonunu kernel halledeceği için user level threadlerden daha fazla bir sinkronizasyona sahiptirler. Hepsini anlatmışım, iyi olmuş. Şu pthread attribute'ü atlamıştım. Onları pthread create sırasında hani bazı attribute'ler vardı. Çoğunlukla null kullanmıştık. Null operating sistemin default şeyi ya da library'nin default şeyi varsa nedir? O kullanılır. Normalde default'ta thread joinable'dır. Detachable değildir. O attribute'lara bakın birkaç tane şeyi var. Birincisi attachable. İşte başka thread'ler tarafından destroy edilebilsin mi, edilemesin mi? Detachable mı olsun, joinable mı olsun attribute'leri? Hocam pthread attribute dedi yani şey değil mi? Thread ID gibi şey olmuş ne hocam attribute dedi mesela bir tane. Hangisi? Şunlar mesela pthread. Bunlar attribute'leri thread oluşturduktan